Nekropol alanına geldik. Hemen ilk mezardan başlıyoruz. Bu mezarın ismi Kapaklı Kaya. Gördüğünüz gibi yine yekpare bir taş. Şu şekilde. Kazılan toprağı burada. Önüne yığılmış. Yine ön tarafında buranın hediyesini aramışlar büyük ihtimal. Şöyle çukuru göstermek gerekirse yine bir 2-2,5 metrelik derinlik var. Ya buradaki Şimdi Kapaklı Kaya'dan içeriye gireceğiz. Buranın işçiliğe bak. işaretini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen sol tarafında bir karış 23 santimlik altı düz üst tarafa doğru oyulmuş alan var. Burası burada bir mezar olduğunu gösteriyor ve büyük bir mezar olduğunu gösteriyor. Zaten gördüğünüz gibi kapının işleme kısmı, Mükemmel ya. kurşunla kilitlenip kapanan kısmı burası. Tabi burası patlatılmış, açılmış. Şimdi içeriye doğru giriş yapacağız. Yine binlerce yıl önceden çalışan işçilerin murç izleri burada hala duruyor. Görüyorsunuz bu çizgilerin hepsi. Her biri vuruşu gösteriyor murca olan. Yıllarca uğraşmışlar bunun için. Yıllarca. Şimdi iç kısma bir bakalım. Ben hemen içeri gireyim istersen. Tamam, geç. Dikkat et. Bismillah. Bana da ışık ayarlayayım hemen. Yine yöre halkı mahlasını kullanan kardeşim bizimle. Ha, buranın ön tarafını da gösterelim. Kayanın oturtulduğu sol tarafta ve yine sağ tarafta iki tane oturak alanı var. Burası kapatıldığında kilitlenen alanlar bunlar. Arkadaşlar şimdi içeride mükemmel bir görüntü var. Bunu sizlerin de görmesini istiyorum. Şöyle yavaş yavaş sizi içeri sokalım. Buyurun. İçerisi mükemmel serinlikte. Dışarısı yanıyor ama Eko'ya da bakarsak. Evet, şöyle hemen sol Evet. taraftan başlayalım. Kaç tane mezar yerimiz var burada? Burada iki tane mezar yerimiz var. Burası tahrip olmuş durumda. Evet, burası Normalde patlatılmış. evet Şöyle gösterelim. bir ölümüz burada yatıyor normalde. Burası hediyeli kısmı ölünün. Aynı zamanda burası da buradaki hediyeli kısmının işçiliği benim bugüne kadar gördüğüm kaya mezarları arasında en özenli yapılmış işçilik. Evet, iki katlı bir hediye alanı yapılmış buraya. Biraz ev gibi Sunu burası. alanı. Üst taraf çatılı zaten gördüğünüz gibi. Oralara delikler açmışlar. Matkapla büyük ihtimal. Şöyle az da geriden Daha vurmak gerisinde gerekirse. alamadıkları hediyeler var mı diye kontrol etmek babında yapıyorlar. Burası da diğer önümüzün yeri. Ama burası tahrip olmamış. Çünkü kaya önünden açtıkları için bu taraf tahrip olmuş. Kaya da ortadan biraz çatlamış ama burası hala ilk günkü özelliğini gösteriyor. Evet. Bu arada kafamızın üstünde bir şeyin yuvası var. Ben o konuda çok bilgili değilim. Ha, kuş yuvası. Kuşlar içeri yuva yapmış. Şöyle onu da gösterelim artık. Tabi binlerce yıl sonra burası kuş yuvası olmuş. Bakalım içeride kuş falan var mı? Işık tut bakayım. Boş, Yok, boş. yok maalesef. İçerisi gerçekten şu an 8-10 derecedir. Zaten terleme de yapmış dışarının sıcaklığına göre. Etrafı talan etmişler. Yerler kırılmış tamamen. Ama bu kaya aynı zamanda çok mineralli bir kaya. Baktığınız Şurada zaman bir bakayım. Dur bir nereye dakika. parlıyor? Şurada bir işaret var sanki ama burası da matkapla delinmiş gibi. Hiltiyle. Hemen ben ayarlayayım sana. Burada şarjlı hiltiler var. Onlar çalıştırılabilir ya da jeneratör getirip onunla burada çalışıyorlar. Bu zaten bir Bu sonradan yapılan aynen delik belli yani. teknolojik bir aletin. Genelde mahzenlerde ortada işaret olduğu için böyle kaya mezarlarında da ortada işaret olup Ama olmadığını ben arıyorlar. şu hediye yerine tekrar bir dikkat çekmek istiyorum. Yani arkadaşlar zamanında Muş'la bile o kapıyı gördünüz. Burayı yapması bile en az 3-4 gün almıştır. Sadece burası. Hani şu yataklar için ayrılan boşluğun yapım sürecini düşünemiyorum bile. Evet, şimdi diğer mezara geçiyoruz. Burada herhangi bir yazı falan yok. Bunlar genelde zaten pagan gömüleri. Pagan yani şimdiki ismiyle putperest. Kapılar dar. Ne diyeyim? 1, 2, 3, 65-70 santim yüksekliği var. Yaklaşık 50 santim de eni var.